Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yayın Denizi'nin AYT Fizik denemelerinden 3. denemeyi ele alacağız. 1. soru vektör sorusu olabilir. Arkadaşlar bu soru basit, bu soruyu geçeyim falan demeyin. Vektörlerin de temel mantıklarını bilmezseniz birçok konuda zorlanırsınız. Vektörler ve bileşkeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar vektör sorusu deyip geçmeyin. Vektörler birçok konunun temelini oluşturur. O yüzden dikkatli bir şekilde öğrenin. İki vektörün toplamı daima vektörlerden birinden büyüktür diyor. Daima. Şimdi iki vektörün toplamı derken aralarındaki açıyı bilmezseniz böyle bir şey söyleme şansınız yok. Örnek veriyorum. Vektörler arasındaki açı eğer 120 ise 5 Newtonluk bir kuvvetle 5 Newtonluk bir kuvvetin toplamı aralarındaki açı eğer 120 derece ise sonuç tam ortadan 5'i verir. 120'nin kuralı budur. 5, 5, 5'i verir. Demek ki vektörler her zaman bileşenlerinden birinden daha büyük olmuyor. Yani 5, 5, 5 hepsi eşit. Ama şöyle olsaydı vektörün bir tanesi 3, bir tanesi 4 ve aralarındaki açı da 90 derece olsaydı evet sonuç 5 çıkardı ve 5 tabii ki de hem 4'ten hem de 3'ten büyük. Yani kısacası İki vektör arasındaki açı, bak dikkatle dinleyin. İki vektör arasındaki açı eğer 90 dereceden küçükse, bakın alfa 90 dereceden küçükse kesinlikle bileşke hem F1'den daha büyüktür hem de bileşke kesinlikle F2'den de daha büyüktür. Yani birinci yargının doğru olması için aradaki açının 90'dan küçük olmuş olduğunu söylemesi gerekiyor. Aradaki açı 90'ı geçerse böyle bir şeyin garantisi kesinlikle yok. Bakın vektörlerden biri 3 biri 4 olsun. 4'ü bu tarafa alırsın. 3'ü bu tarafa alırsın. Bakın sonuç ne olur? Bileşke 1 olur. Gördünüz mü? Çok küçük bir sonuç bile elde edebilirsiniz. Demek ki daima doğru değil bu. Yani bu yanlış. Bir vektörün herhangi bir bileşeni daima o vektörden küçüktür. İşte bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü yine daima diyor. Bakın. Vektörün dik bileşeni demiyor. Herhangi bir bileşeni diyor. Yani siz 5 Newtonluk bir kuvveti aralarında 60 derece olacak şekilde iki tane bileşenine de ayırabilirsiniz. Bakın 5 5 oluyor bileşenleri. Yani biz bileşen dediğimizde direkt kafamız dik bileşenlere gittiği için yani biz algı olarak bunu böyle sanki dik bileşen gibi düşündüğümüz için buna biz doğru diyebiliyoruz. Yani dik bileşen olursa tabii ki bileşke vektör her zaman kendi parçalarından daha büyüktür. Ama burada dik demediği için bu şıkkın bir garantisi olmuyor. İki vektörün toplamı daima vektörel büyüklüktür. Evet, iki vektörü toplarsanız sonuç vektörel çıkar tabii ki. Sonucun skaler çıkma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla da bu doğrudur arkadaşlar. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Birbirine paralel doğrusal yollarda sırasıyla V, 2V ve VM süratleriyle belirtilen yönlerde hareket eden KLM araçları şekildeki gibi aynı konumdan geçmektedir. Araçlar arasındaki düşey uzaklıklar eşit olduğuna göre 3 aracın da sürekli aynı doğrultuda olabilmesi için VM'nin kaç olması gerekiyor? Şimdi K aracı sola doğru ilerlediği için ve V hızıyla ilerlediği için farz edelim ki K aracı buraya geldi. Yani X kadar yol aldı buraya geldi. L aracının hızı 2V olduğu için L aracı onun tam 2 katı kadar yol alır aşağı yukarı şuralara bir yere gelir. M aracının da daha da ileri gitmesi gerekiyor ki yani yaklaşık olarak şuralara bir yere gelmesi gerekiyor ki 3 aracımızın da doğrultusu bozulmasın. Bakın çizdiğimiz zaman doğrultusu birbirine uysun. Yani şöyle bir şey olması lazım. Şimdi burayı nasıl hesaplayacağız? Yani VM'nin ne olması gerektiğini nasıl anlayacağız? Şöyle. K aracı x kadar gittiği için bu mesafenin x olduğunu, bu mesafenin ise ben 2x olduğunu biliyorum. Yani şurada şöyle bir üçgen çizersem, bakın biraz büyük çizdim. Şurada şöyle bir üçgen çizersem, bu üçgenin yüksekliği atıyorum h kadar olsun, h kadar olsun. Burasının ne kadar olduğunu biliyorum, 2x, x daha 3x kadar olduğunu biliyorum. Ben doğrultunun bozulmasını istemiyorsam, h kadar daha aşağı indiğim zaman, buranın da ben 3x kadar daha olmasını isterim. Doğru mu? Çünkü doğrultunun bozulmaması için benzerlik olması lazım. Yani buranın da 3x kadar olması gerekiyor. Yani M aracı ne kadar gitmiş oluyor? Bakın 2x kadar zaten burada var. 3x de burada var. M aracının 5x kadar gitmiş olması gerekiyor. 5x kadar gitmesi için tabii ki de hızının 5V olması gerekir.
Eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan bir cisim KL aralığında hızlanan, LM aralığında sabit hızlı, MN aralığında ise yavaşlayan hareket yapıyor. N noktasına ulaşıyor. Sürtünme kuvvetinin düzgün, sürtünmeli KL, LM ve MN aralıklarında yaptığı işler W1, W2, W3 olmaktadır. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle ben size şunu öğretmeye çalışayım. Arkadaşlar, bir cisim eğik düzlem üzerinde dururken aşağı doğru olan ağırlığının mg sin alfası eğer yukarı doğru olan sürtünme kuvvetinden büyükse bu cisim aşağı doğru hızlanır. Eğer mg sin alfa sürtünme kuvvetine eşitse bu cisim sabit hızlı bir şekilde hareketini sürdürür. Çünkü f net 0 olur. Eğer fs büyükse mg sin alfadan o zaman da bu cisim yavaşlar. Çünkü yukarı taraf büyük olursa ne yapacak? Yavaşlatacak tabii ki. O zaman KL aralığında cisim hızlanıyor dediği için KL aralığı için bakın söylüyorum KL aralığı için MG sin alfa daha büyüktür sürtünme kuvvetinden. LM aralığı için sürtünme kuvveti MG sin alfaya eşittir sabit hızlı gidiyor. MN aralığı için ise sürtünme kuvveti daha büyüktür MG sin alfadan ki yavaşlatmış. Umarım bunu anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi cismi etkilen sürtünme kuvveti KL aralığında en küçüktür diyor. Gördüğünüz gibi KL aralığındaki sürtünme kuvveti gerçekten en küçük. Kesinlikle doğru yani bu. Noktalar eşit aralıklı ise W2, W3, W1. Noktalar eşit aralık demek X. Hepsi X. Peki yapılan iş, sürtünmenin yaptığı işi bulurken sürtünme kuvvetiyle yolu çarpmıyor muyuz? O zaman W1 birinci sürtünme ile yolu çarparak, W2 ikinci sürtünme ile yolu çarparak, 3 de FS3 ile yolu çarparak bulacağız. FS3 en büyük olduğu için tabii ki W3 en büyük olur. Sonra W2 sonra W1. Bu da kesin doğru. Cisim noktalar arası uzaklıklar eşit sürelerde alıyor ise bu sefer bunu siliyorum. Bütün süreler T. Noktalar arası mesafe süreler eşitse tamam. KL arasında potansiyel enerji değişimi LM arasındakinden daha fazla olur. Şimdi arkadaşlar bu cisim KL arasında hızlanıyor muydu? Farz edelim başlangıçta hızı 0'dı. L noktasından geçerken hızı 2V olsun. LM arasında sabit hızlı ilerlediği için hızı hala 2V olacak mı? Olacak. Peki aynı sürede 0'dan 2V'ye inerken mi daha çok alçalırsınız? Yoksa sürekli 2V ile giderken mi? Sürekli 2V ile giderken daha çok alçalırsınız. Hatta şöyle olur. KL arasında ilk hızı 0, son hızı 2V olduğu için ortalama hızı nedir dediğimde V demeniz lazım. Yani toplayıp yarısını alıyorsun. Ortalama hızı süreyle çarp. Yani KL arasındaki mesafe nedir dediğimde V çarpı T kadar diyebilirsin. Ama LM arasındaki mesafe nedir dediğimde bu sefer hep 2V ile gittiği için ortalama hızı 2V, süresi de T 2VT. Yani siz buranın X kadar, buranın ise 2X kadar olduğunu bulursunuz. Haliyle yükseklik olarak da bu orantı geçerlidir. Yani X'e H düşüyorsa burası 2X kadar yol olduğu için buraya ne düşer? 2H düşer. O zaman K'dan L'ye gelirken potansiyel enerjideki değişim MGH kadardır. L'den M'ye gelirken potansiyel enerji değişimi ise 2MGH kadardır. Yani KL arasındaki potansiyel enerji değişimi LM arasındakinden daha fazla olur demiş. Tam tersi LM arası daha fazla olur. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Ağırlığı P kadar olan türdeş bir çubuk şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gerilmeler T1, T2, T3. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi türdeş dediği için bu çubuğun ağırlığını tam buradan aşağı doğru P olarak gösterdik. Haliyle arkadaşlar türdeş dediği için şu mesafe şu mesafeye eşittir. Yani bu P'nin yarısı T1'e biner. Diğer yarısı ise T2 ve T3'ün şu bileşenlerinin toplamıdır. Yani burada T2 sin 53 vardır. Şurası 53 derece olduğu için arkadaşlar. Ve şurası da 37 derece Z kuralından geliyor zaten. Burada bir de ne vardır? T3 çarpı sin 37 vardır. Şimdi bunları yazmayayım. Neyse. Şimdi şöyle T2 ve T3'ü nasıl kıyaslarım? Bir kere bir sistem dengede ise sağa çeken sola çekene eşit olacak. Sağa çeken T3'ün şu parçası var. Sola çeken ise T2'nin şu parçası var. Yani T3 çarpı kosinüs 37 kesinlikle eşit olmalı. Eşit olmalı kime? Sola çeken T2 çarpı T3
T2 çarpı cos 53'e. Arkadaşlar şuraya yazayım. T2 çarpı cos 53. Kosin üste büyük olan küçüktür. Yani cos 53 küçük olur. Cos 37 daha büyük olur. Eşitliği sağlarken küçüğün yanına büyük, büyüğün yanına küçük koymanız lazım. Yani T2 T3'ten kesinlikle büyük olacak. Gelelim T1'e. T1 ne olacak? Bunlardan büyük mü olacak, küçük mü olacak? Nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz aslında. P'nin yarısını direkt T1 alıyor. Diğer yarısını ise T2 ve T3'ün toplamı paylaşıyor diye düşünüp T1'in en büyük olduğunu bulabiliriz aslında, ama yani bu konuyu biraz derinlemesine bilen öğrencilerimizi çok da tatmin etmeyecektir arkadaşlar. Daha garanti sonuç isteyeceklerdir. Yani T1'in büyük olduğu, T2 ve T3'ün daha küçük olduğu, aslında cevabın A olduğunu hissediyoruz ama %100 ispatlayamıyoruz. %100 ispatlamak için değer vermek gerekir arkadaşlar. Gelin o zaman bir de öyle size göstereyim. Birazcık uzayacak ama hemen anlatacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi bir tanesi 37'li, bir tanesi 53'lü olduğu için ben şöyle bir şey yapacağım. T3'ün şu tarafa doğru olan parçası ve T2'nin şu tarafa doğru olan parçalarına birbirini yok edecekleri ve hem de 3, 4, 5 üçgenine uyacakları bir değer vereceğim. Yani bu 12'dir arkadaşlar. Hem 3'ün katı hem 4'ün katı. Burası 37, burası da 53 dereceydi. Şimdi bunun bu bileşeninin 12 olduğu yerde bunun bu bileşeni 9 olur arkadaşlar. Çünkü hani 9, 12, 15 üçgenidir bu. Burası da 15 olur. Bu ise bunun bu bileşeni 12 ise 3'ü gören yer 12 olduğu için 4'ü gören yer burası 16 olur. 12, 16'dan bu da 20'dir. Yani T2, T3'ten büyüktür. Hatta biri 20, biri 15'tir gibi düşünebiliriz. Yukarı çekenler burada 25 olduğu için işte T1'in de kesinlikle 25 olması gerekiyor. Çünkü eşit mesafe buraya. Bunlar 25 ise bu da 25. 25, 25 daha 50 olduğu için P yükünün de 50 olması gerekiyor. Yukarı çekenler de aşağı çekenler eşit. Gördüğünüz üzere T1 hepsinden daha büyük arkadaşlar. Cevabın A olduğunu anlıyoruz. Şekilde bir atomun çekirdeği tarafından saptırılan alfa taneciğinin izlediği yol gösterilmiştir. P noktası alfa parçacığının çekirdeğe en yakın olduğu noktadır. Buna göre yörünge üzerindeki P noktasından geçerken alfa parçacığıyla ilgili hangileri doğrudur? İvme büyüklüğü maksimumdur diyor. Arkadaşlar alfa parçacığı dediğimiz pozitif yüklü helyum taneciğidir. Yani artı yüklü bir parçacık olarak düşünelim. Artı yüklü bir parçacık belirli bir hızla fırlatılmış ki giderek çekirdeğe doğru, ki çekirdeğin de artı olduğunu biz biliyoruz. Artının artıya yaklaşması için bizim ona bir hız vermemiz lazım. Biz ona bir hız verdik. O da giderek çekirdeğin üzerine yaklaşıyor. Yaklaştıkça da hızı azalıyor. Çünkü çekirdek onu itiyor. O da artı olduğu için çekirdek onu itiyor. Hızı azalıyor. Hızı azalıyor, azalıyor. En son P noktasına geldiği anda artık hızı minimum değerine ulaşıyor. Çünkü çekirdek onu artık çok yakın olduğu için çok fazla itiyor. Çok fazla itiyor. Çünkü Coulomb kuvveti hatırlayacağınız üzere K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare şeklindedir. Yani mesafe ne kadar azalmışsa Coulomb kuvveti o kadar artar. Coulomb kuvveti de MA'ya eşitlenirse, yani F eşittir MA yapılırsa, F'in maksimum olduğu yerde ivme maksimumdur. Yani birinci şık doğru. Süratin en küçük değerini aldığı yer P noktasıdır. Çünkü en yakın olduğumuz yerde artık hızımızın en az olduğu yerdir. Şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Biz artıyı artıya yaklaştırırken elektriksel kuvvetler mi iş yapar, biz mi iş yaparız dediğimizde artı artıya kendi kendine yaklaşmaz. Demek ki biz iş yapıyoruz. İşte bizim iş yapmamız şu anlama geliyor. Biz cisme hız veriyoruz. Cismin hızı azalıyor. Yani kinetik enerji azalıyor. Cismin kinetik enerjisindeki değişim potansiyel enerjiye geçiyor. Hani elektriksel potansiyel enerji var ya gençler. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklinde. Yani bizim enerjimiz azalıyor. Ne kadar azalıyor? İşte 1 bölü 2 mv kare kadar azalıyor. Sistemin enerjisi o kadar artıyor. Çünkü bizden alınan sisteme veriliyor. Elektriksel potansiyel enerji kinetik enerjideki azalma kadar artar. O zaman toplam enerjisi maksimumdur diyor. Bu yanlış. Toplam enerji korunur. Ama cismin toplam potansiyel enerjisi maksimumdur deseydi evet doğru olurdu.
en yakın olduğu anda potansiyel enerji maksimum oluyor gerçekten. Çünkü kinetik minimum oluyor. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Sürtünmesiz yatay düzende durmakta olan bir cisme uygulanan yatay kuvvet zamanla şekildeki gibidir. Buna göre cismin 0-2T arasındaki momentum zaman grafiği hangisi olabilir? Arkadaşlar bu soruyu neden alıyorum? Birçok öğrencimin B şıkkını işaretleyeceğini düşündüğüm için alıyorum. Yani ben size bu grafikte ne görüyorsunuz? Siz de bana önce sabit sonra azalan, gel şıklarda önce sabit sonra azalan onu işaretle değil. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Lütfen. Önce grafiğin ne grafiği olduğuna bakın. Kuvvet, zaman. Diyeceksin ki kuvvet zaman grafiğinin alanı F ile T'nin çarpımı anlamına gelir. Bu da bize itmeyi verir. Bir cismi itersek cismin momentumu değişir. Yani itme momentum değişimine eşittir. Dolayısıyla ben başlangıçta cismi, örnek veriyorum, grafiğin şu kadarcık alanı kadar itmişsem, yani şu alan kadar itmişsem, bu cismin momentumu bu kadar artar. Daha sonra ben onu şu kadar daha ittiğim için bu kadar daha artar. Daha sonra bu kadar daha artar. Gördüğünüz gibi önce düzgün aralıklarla artıyor. Daha sonra ise artış düşüyor. Bakın artmıyor demiyorum. Artıyor ama artış düşüyor. Yani önce bu kadar artıyor. Sonra bu kadar artıyor. Sonra bu kadar artıyor. Farz ediyorum bu 10 arkadaşlar. Önce 10 artıyor. Sonra 10 daha artıyor. Sonra 10 daha artıyor. Yani başlangıçta 10, 20, 30 oluyor. Hangisi 10, 20, 30 olur? Cevap zaten çıktı. Bakın gördünüz mü? Cevap direkt A şıkkı. Çünkü düzgün artıyor. Bakın 10, 20, 30. Daha sonra ise ne oluyor? 10 artmıyor da atıyorum 7 artıyor. Daha sonra 4 artıyor. Daha sonra da 1 artıyor. Yani hep artmaya devam ediyor ama artmada düşüş var. Bakın dikkat edin. Artmaya devam ediyor ama artmada düşüş var. İşte sorunun cevabı A şıkkı gençler. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Gençler videoların devamının gelmesini istiyorsanız, daha güzel çalışmaların gelmesini istiyorsanız videoların altına yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve gençler video içerisinde en çok beğendiğiniz soruyu da kesinlikle yorumlara belirtmenizi bekliyorum. Bir kitap yazacağım zaman bu yorumları dikkate alacağım arkadaşlar. Yani öğrenciler hangi soruları çok seviyor? Ben de biraz o sorulara, yani o sorulara benzer sorular oluşturarak daha güzel bir kaynak çıkartacağımı düşünüyorum. Bu konuda da sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.